Merhaba arkadaşlar, yeni bir Access videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Excel dosyasının üzerindeki verilerimizi Access veri tabanı üzerine nasıl göndereceğimizi anlatacağız. Bu işlem için Access'ten Access'e veri gönderirken kullandığımız metodun bir benzerini kullanacağız. Örnek bir tablo hazırlayalım. Örneğin tablomuzun ismi şehirler olsun, iller tablosu olsun. Birkaç tanesini yazalım. Böyle bir tablomuz olduğunu düşünelim. Seçenekler artabilir, çok önemli değil. Bu tablomuzu masamızın üzerine kaydedelim. İller. Tablomdan çıkıyorum. İller isminde bir Excel dosyamız olsun. Tabii ki bu biz basit bir örnek yaptık. Sizin için bu daha geniş tutabilirsiniz kapsamı. Örneğin bu şekilde muhasebe programının üzerinde tuttuğunuz bir döküm olabilir bu. Yani 191 döküm olabilir veya satıcılar olabilir, çekler dökümü olabilir. Neyse hiç önemli değil. Herhangi bir veri türü olabilir. Buradaki verilerimizi Access'te oluşturduğumuz programın içerisine veri olarak kaydedeceğiz. Veri tabanımızı açalım. Bu işlem için yine dış veri sekmesinin içerisindeki Excel bölümünü yapacağız. İlk bölümde bildiğiniz gibi Access bölümünde yapmıştık. Bu sefer ise Excel üzerinden yapacağız. Burada birkaç tane seçenek var. Buradaki seçenekleri birbiri deneyeceğiz. Arasındaki farkı gözlemleyeceğiz. İlk seçeneğimiz kaynak verileri geçerli veri tablonuna bir tabloya aktar. Bu seçenekte iller tablosundaki verilerin tamamını yeni bir tablo oluşturarak onun içerisine aktarmaktan bahsediyor. Hemen deneyelim. Masa üstündeki iller tablomu seçiyorum ve tamam'a tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane verim vardı içerisinde ve başlığım vardı. Eğer başlığınız varsa buradaki işareti işaretleyerek ilk satırdaki sütun başlıkları içerir seçeneğini seçersek iller isminin buraya verilerin içerisine dahil edilmemesini sağlarız. Aksi halde illeri de sanki Adana Afyon gibi bir il verisi olarak saklamayı algılayacaktır. İlk sütunda iller isminde bir başlığımız olduğu için bu seçeneği seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Herhangi bir buradaki veri biçimini seçebiliriz. İllerimiz text bazlı olduğu için veri türünde metin olarak seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Birinci anahtarımız yok şu anda. Birinci anahtarımız neydi? Bizim buradaki verilerimizi tanımlaması için otomatik üretilen bir numaraydı. Birinci anahtar tablolarınızda olması faydalı. Tabii ki sadece ham bir veri tablosu da olabilir. Onlar için gerekli yoktur. Örneğin mesela bir ürün olduğunu düşünün. Ürünün de renk seçenekleri olduğunu düşünün. Sadece rengin seçeneğin dışında herhangi bir işlevi yoksa bu tablonun, yani diğer bir rapora bir herhangi bir tablonun içerisindeki veriyle kıyasa gibi bir işlem, ekstra işlemleri yoksa bu birinci anahtarı eklemenize gerek yok. Ama aksi takdirde farklı yerlerde de bu veri kullanılacaksa mutlaka birinci anahtarı eklemeniz gerekli. Bir önceki videolarımızda birbirine bağlı tablolardan bahsetmiştik. Tablolardaki bağlantıyı sağlamak için mutlaka birinci anahtar gerekli. İleri seçeneğine tıklayarak bir isim vermemizi gerektiriyor. Ne olsun? İller olsun tablomuzun ismi de ve sonra tıklıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. İller isminde bir veri tablomuz oluştu. Gördüğünüz gibi kimlik numaralarını otomatikman 1-2-3 şeklinde verdi. İsmi iller olan buradaki tasarım bölümüne gittiğimizde de biz aktarırken kısa metin seçtiğimiz için kısa metin türünde ve değerleri Adana, Afyon ve Antalya olan 3 adet veriyi buraya eklemiş olduk. İlk seçeneğimiz buydu. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Tekrar dış veriye tıklıyorum. Excel dedik. Göz attan masa üstündeki iller tablosunu seçtim. Bu sefer ikinci veriyi işaretliyorum. Bu işlemden önce hemen buradaki iller tablosunu bir boşaltalım. Örneğin sizin sürekli kullandığınız bir fatura tablonuz olsun. Aylık olarak faturalarınızı muhasebe programı üzerinden aktararak bu tablo üzerinde belirli sorgu ve işlemlere tabi tuttuğunuz için bu tarz bir tabloda çok kullanıldığı için şu anda seçeceğimiz seçenekte tabloyu boşaltarak gerekli alanların tanımlı olduğu bir tabloya sadece verilerini değiştirerek aktarılmasını sağlayacağız. Bu ne demek oluyor? Bizim şu anda hali hazırda bir iller tablomuz var. İller tablomuzun iki tane sütunu var dikkat ederseniz. Kimlik ve iller sekmesi. Verileri alacağımız tablonun ise yine sadece bir adet sütunu var. O da illerin isimlerinin yazılı olduğu iller sütunu.
İller sütundaki veriler alt alta gelecek şekilde bu tabloya aktarmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi iller tablomuz ve buradaki seçeneklerimiz, işte verilerin türleri, birden fazla sütun da olabilir, hiç önemli değil. Hazır bir şablonda zaten bizim için hazır. Yani herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Biz sadece buraya alt alta verileri sıralayacağız. Eğer böyle bir aktarım işlemi yapacaksanız veya genel olarak sürekli aylar itibariyle veya haftalar itibariyle böyle bir işlemimiz varsa şu anda yaptığımız ikinci seçenekten yapacağız. Excel üzerinden yine bu sefer kayıtların bir kopyasını tabloya ekle seçeneğini seçiyorum. Burada istediğim herhangi bir tabloya verileri alabilirim. Ben iller sekmesini ekleyeceğim. Neden? Alacağım verinin türüyle iller sekmesi tablosundaki türler birebir uyumlu. Sadece verilerin buraya eklenmesini sağlamak istiyorum. Tekrar göz at penceresinden iller tablomu seçtim. İkinci bölümde kayıtların bir kopyasını tabloya ekle seçeneğinden illeri seçtim ve tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine ilk sütun başlıkları işaretli. İllerde Afyon, Adana, Antalya şeklinde zaten tanımlandı. Son sekmesine tıkladığımda tekrar iller tablosunu açtığımda 3 adet verinin buraya aktarıldığını gördüm. Dikkatinizi çeken bir şey olmuştur. Kimlik numaraları 4, 5, 6 oldu. Sebebi ilk 3 numaranın bir önceki tabloda kullanılmış olması ve onları ben videonun başındaki gördüğünüz üzere o verileri sildiğim için sıralı bir şekilde kalan kimlik numaralarını vermesi. Sebebi ne? Kimlik numarasında evet yenileme yok sıralama seçeneğinin yenileme olmamasından, yani her biri için farklı bir değer vermesini istediğim için otomatik sayının 1, 2, 3 numarayı sildiğim için 4'ten devam etmesi. Eğer buradaki numaraları da silersem 4, 5, 6'yı, 7, 8, 9 sıradaki numara neyse onları otomatikman sıralayarak vermeye devam edecek. Üçüncü seçeneğimize tıklayarak videomuzu sonlandıralım. Yine dış veri sekmesine geliyorum. Excel'i seçtim. Bu sefer en alttaki bölümü deneyeceğiz. Göz at penceresinden iller tablomu seçtim. Bağlı tablo ulaştırarak veri kaynağını bağlı seçeneğini seçiyorum. Burada bir önceki örneğimizde akses veri tabanlarını birbirine bağlamıştık. Burada ise Excel'de aynı işlemi yapıyoruz. Bağlı tablo demek Excel tablosu üzerindeki verilerin değiştiği zaman otomatikman akses üzerindeki bu veri tabanı dosyamızın üzerine de yansımasını sağlıyor. Birebir ilişki kuruyor yani. Değerler eklendiğinde, çıktığında veya değiştiğinde de bu değişiklik aynen yansıyor. Hemen işlemimize devam ediyoruz. Tamam'a tıkladık. İlk sütun başlıkları içerdiği için bu seçeneği işaretledim. İleriye tıklıyorum. Hangi tabloya aktarmak istediğini soruyor. Bağlı iller diyelim buna da. Bağlı iller tablosuna aktaracak. Bağlama işi tamamlandı dedi. Gördüğünüz gibi Excel üzerinde bir işaret oluştu. Artı yanında yine ok işareti var. Dikkat ederseniz buradaki database bir bağlantısını yaparken de yine buraya bir ok işareti eklemişti. Access. Aynı şekilde Excel'deki bağlantıya da buraya bir ok işareti ekledi. Ve üzerine geldiğim zaman da masa üstündeki iller XLS dosyası içerisindeki sayfa 1'deki verileri olduğunu gösteriyor. Bu dosyaya tıkladığım zaman 3 adet buraya veriyi buraya almış oldum. Tasarım menüsüne geldiğimde kısa metin biçiminde sadece iller alanının ekli olduğunu gördüm. Dikkat ederseniz burada diğer tablodaki gibi bir kimlik verisi yok. Hemen iki tabloyu da açalım. İki tablo arasındaki fark, kimlik numaraları burada mevcut, burada ise değil. Sebebi Excel üzerinde böyle bir işleme ihtiyaç yok. Sadece biz veri çekimi yaptığımız için bu şekilde bir bağlantı oluşturdu. Şimdi Excel dosyası üzerinde bir değişiklik yapalım. Buraya yansıyıp yansımadığını görelim. İller tablomu tekrar açıyorum Excel'de. Ankara verisini de tekrar ekliyorum. Üçgen 4 oldu verimiz. Tekrar bağlı iller Excel bağlantımı tıkladığım zaman gördüğünüz gibi dördüncü bir veri de buraya otomatikman yansımış oldu. Peki burada bir değişiklik yaparsam öbür tarafa nasıl yansıyacak? Örneğin Adana verisini İstanbul olarak değiştirmeye çalıştığımda gördüğünüz gibi sol alt bölümdeki info bölümünde bu rekor set güncelleştirilemez uyarısı yapıyordu. Ama ben tablo çalışanlar verisinde bu şekilde bir işlemi yaptığım zaman, örneğin teknolojik yardım yazısını değiştirdiğim zaman diğer database 1 olan bağlantının asıl kaynağı olan database 1 dosyası üzerinde de birebir aynen o değişikliğin yansıdığını görmüştüm. Ama Excel'de işte Excel ile Access veri tabanındaki bağlı tablolar arasındaki fark bu. Herhangi bir değişiklik yapmaya çalıştığım zaman Excel üzerindeki değişikliğe izin vermiyor. Tabii ki bu her zaman için kullanışsız değil. Bazen de kullanışlı olabiliyor. Sadece Excel üzerindeki
belirli saf verileri kullanmak istediğimde ise bu benim için bir avantaj sağlıyor. Yanlışlıkla Access Database üzerinde bir değişikliğe sebep vermemiş oluyorum. Yani bu 4 adet verinin sabit bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Sadece bunların tablolarım veya sorgularım üzerinde kullanılmasını sağlıyorum. Excel ile bağlantılı olarak Access üzerinde anlattığımız bu dersi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki Access dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olursanız siz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Herhangi bir konuda sıkıntınız, probleminiz olursa hakkında sayfasındaki iletişim kanallarından herhangi birisiyle bana ulaşırsanız en kısa sürede yardımcı olmaya çalışırım.